Yeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi önce horoz sözünü söyledi. Sonra ben. Evet, tavuklarımızı dışarı saldık. Şöyle şu kapıyı da açalım. Valla kendi yaptığımız bir videoda anlattığımız elimizden vereceğiz. Öyle başlayalım. Evet. Ses kızımız geldi. Hadi kızım gel. Evet arkadaşlar, yem böyle. Çukurumuz burada. Diğerini de içeride kapattığımız bekbarlarımız, mavi yumrukların tavuklarımıza vereceğiz. Çünkü onlara ait yumurtaları topluyoruz şu anlık. Ve normal olarak dışarı çıkamıyorlar. Şöyle de göstereyim. Girelim bakalım şu. Çok hırçın hayvanlar. Şöyle kapıları açalım. Allah kilitlemiş. Neyse. O zaman orasını da açarız. Bakın, hadi şanlar. Evet arkadaşlar, bugün temizlik günü. Kümesi temizleyeceğiz. Ve biliyorsunuz Instagram sayfamız da var. Orada bitler hakkında çok fazla yorum aldım. O yüzden ben de kümesi temizlerken sizlere bazı tüyolar söyleyeceğim. Dışarı çıkmışsınlar. Hava alsın hayvanlar. Şu yemimizi de dışarıya koyalım. Şöyle. Nasıl yediklerine bakın. Diğer videoda söylediğim gibi arkadaşlar, bu onlar için gerçekten mükemmel bir yem. Mükemmel bir vitamin. Şöyle 4 tane yumurta da yapmışlar. Böyle. 12 tane tavuktan günlük 10 yumurta falan alıyorum. İkisi zaten küçük. Ama ben ne olur ne olmaz diye hepsini beraber kapattım. Şimdi siz görüyorsunuz. Bayağı bir şey olmuş. Burada da yumurtalarımız var. Amerikanımız yine yapmış. Burada var mı? Burada bir tane var. Bir saat erken daha. Yani burada var. Bilmiyorum. Bir saat erken daha. O yüzden çok pek fazla yumurtamız yok. Evet arkadaşlar. Şimdi bitler hakkında verebileceğim tüyolar şöyle arkadaşlar. Olabildiğince kümesinizden tahtaları, odunları uzak tutmaya çalışın. Gördüğünüz gibi benim folluklarım bile tuğladan. Hiçbir şekilde tahta kullanmıyorum. Şöyle göstereyim. Metal. Burada demirler var. Yatacakları yer bile demir. Olabildiğince uzak durun arkadaşlar. Yoksa bitler bitmez yani. Sonra bit tozu kullanıyorum. Tabii türlü türlü markalar var. Şimdi burada marka söyleyemem.
Herhangi bir markaya öneremem. Ama bence hepsi işe yarıyordur ya. Sadece şurada tahta var. Odun var. O da mecburiyetten. İçeride de var. Çünkü burada tavuklar pek kalmıyor. Sadece civcivler veya böyle ayrı kapattığımız tavuklar kalıyor. Böyle yani. Hazırsanız kümesin temizliğine geçelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kümesimizi temizledik. Şöyle mükemmel bir görüntü ortaya çıktı. Tavuklar da mutlu. Bakın hemen içeriye geldiler. Şöyle de göstereyim sizlere. Bu arada biz kümesi temizlerken tavuklarımız birer birer yumurta yapmaya devam ediyor. Bir tane de yeşil yumurtamız var. Bir tane daha oldu. 4 tane vardı. 2 tane olmuş daha. Ben de fark etmemişim. Böyle şimdi burasını da temizleyeceğim. Ondan sonra folukları temizleyeceğiz. Tabii bunu videoya çekemeyeceğim. Çünkü telefonla biraz zor oluyor arkadaşlar. Böyle. Evet arkadaşlar, legbarların yerini de temizledik şöyle. Göstereyim. Şöyle her yer bembeyaz oldu. Şöyle. Yumurtalarını da aldık. Şurada. Kümesimiz de böyle oldu. Tavuklar dışarı çıkmıyor. Fallukları da pinetosu attık. O tavuk vardı, çıkmış şu an. Evet, biraz tavuklar da koyduk. Belli oluyor zaten şu an. Evet böyle arkadaşlar. Bunlara dikkat ettiğiniz müddetçe hiçbir sıkıntı yaşamayacaksınız. Hem tavuklarınız mutlu olur, hem de size bol bol yumurta yapar. Yoncanız varsa kesinlikle yonca verin. Görüyorsunuz yoncayı gerçekten çok seviyorlar. Çoğalarla sürü sürü haline bölünmüşler. Şurada salonumuz var. Evet, legbarlarımız. Yumurtalarını da bir daha göstereyim şöyle. Mavi yumurta dediğimiz legbarlarımız, horozlarımız var. Evet, her yere böyle pire tuzu attık. Şu tahtaları da attık. Dikkat ederseniz. Böyle. Gelmeyecek şekilde de gerçekten sahanı çok seviyorlar. Baksanıza. Hepsi içeri girip bir şeyler arıyorlar, karıştırıyorlar. Böyle. Tavuğumuz. Bakalım. Burada da bir tane varmış. Bir tane burada var. Şurada da var. Yumurtaları topladık mecburen. Toz gitmesin diye. Böyle Amerikanımız burada. O da maşallah yumurtasını böyle yerdi. Böyle yakından çıkabilirsin eğer korkutmadan. Evet. Çok ses yükseltmiş. Yani burada. Burada zaten çoğunluk Australoblak. Şu horozla beraber. Ve burada da birkaç tane tavuğumuz var. Onları da gösterip videoyu sonlandıracağız. En sevdiğim horozum Australoblak. Gerçekten renkleri çok hoşuma gidiyor. Mükemmel bir horoz. Şöyle. O da kızlarını almış. Buraya gelmiş. Bir köşeye çekilmiş böyle. Evet böyle arkadaşlar, bu videoda böyle olsun. Kendinize iyi bakın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ve yorumlarda sormak istediğiniz bir şey varsa kesinlikle çekinmeden sorabilirsiniz. Veya da düzeltmek istediğiniz bir şey varsa. Çünkü ben de mükemmel değilim, bunu biliyorum. Eğer düzeltmek isterseniz seve seve
okurum yani, cevap da veririm yorumlarda. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.